Gökçekir'e sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Sizlerin de çok yakından tanımış olduğu İbrahim Gökçek ile beraber olacağız. Bitkilerin faydalarından bahsedeceğiz. Böbrek rahatsızlığı ve böbrek yetmezliğinde sistit rahatsızlıklarından konuşacağız. 621, 21 ve 65 nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz hocamıza. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böbrek rahatsızlıklarında ve taşında yetmezliğinde bitkisel setler mümkün müdür? Tabii. Böbrek rahatsızlıkları maalesef günümüzde hızla yoğunlaşarak, artarak, çoğalmakta. Milyonlarca insan, ortalama her 10 kişiden bir kişi böbrek, idrar yolları ve böbrek mesene rahatsızlıklarından muzdariptir. Neden, niçin? Sebebi nedir? Yani bu kadar modern ilaç, hastane, doktor vesaire, sağlık sektörüne milyar dolarlar harcanmasına rağmen neden insanlarda böbrek yetmezliği diye çok ağır bir rahatsızlık ortaya çıkıyor? Bizim gözlemlerimize göre böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliğine dönüşmesinin sebebi, yani basit bir nefrit, yani böbrek iltihaplanmasının tedavi edilememesi ve kronikleşmesi, ağırlaşması %98 kimyasal ilaçtan kaynaklanıyor. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç çok kullanılıyor ülkemizde. 2 sene önce Türkiye'de antibiyotikler bütün kullanılan ilaçlar içerisinde %16,7, yani %17'ye yakın, dünyada en çok antibiyotik kullanan milletiz. Artı onu takiben ağrı kesiciler. Herhangi biri aradığı zaman kişi veya herhangi bir rahatsızlığı olduğu zaman hemen evde ecza deposunda, ecza odasında bir şey varsa hemen alıp kullanıyor. Şu iyi gelebilir mi, bu iyi gelebilir mi? Eğer orada bulamazsa komşusundan, annesinden, babasından, dedesinden, ninesinden, ebesinden herhangi birinden bir ilaç alıp kullanıyor. Onu Ya bunun genelde yan herkes tesiri yapıyor nedir? hocam. Yan tesirini düşünmüyor, okumuyor, araştırmıyor. Haymana kaplıcalarına gitmiştim yıllar önce. Pansiyonda, otelde yer bulamadım. Pansiyonda kalıyorum 6-7 yaşlı amcayla. O zaman ben gençtim tabii, şimdi yaşlı diyorum onlara. Şimdi vatandaş dedi ki dur hapımı alayım dedi. Elini buraya attı. O, bu tansiyon dedi, geri koydu. Bu öbür cebine attı, bu böbrek dedi. Öbür cebine attı karaciğer, bu cebine attı romatizma. Sonra sinirlendi dedi. Ya dur şunları hep çıkarayım dedi. Çıkardı hapları masanın üstüne koydu. Böyle baktık, dedik ki ne bu? Ayaklı ecza gibisin maşallah dedik. Ya hiç sormayın dedi. Çok uzun hikaye. Anlat dedik, zaten işimiz gücümüz yok. Hikaye anlat da dinleyelim. Ne oldu? Neden böyle ayaklı ecza ne oldunuz dedim. Dedi ki 20 yıl önce böbreklerimi üşütmüştüm. Bir ilaç kullandım, karaciğerime zarar verdi. Onun için bir ilaç kullandım, mideme zarar verdi. Onun için bir ilaç kullandım, kalbime zarar verdi. Onun için bir ilaç kullandım, kolesterol vesaire. Bütün değerlerim bozuldu dedi. Bir de romatizma çıktı. Şu oldu, bu oldu. Şimdi dedi, her çeşit ilaç taşıyorum. Hangisinden rahatsız olursam o andan yutuyorum dedi. 20 yıldır hasta. Servetini kaybetmiş sağlığı için. Zenginken fakir olmuş. Ailesi, çocukları artık bıkmış, usanmış. Ailesi bırakmış, terk etmiş. Çocukları ilgilenmez olmuş. Adamcağız ortada kalmış. Çok önemlidir. Basit rahatsızlıklar. Kronik böbrek iltihaplanması mesela. Ben de böbrek iltihaplanması geçirdim. 2 ay askerlik yapmıştım Burdur'da. Havalar birdenbire Burdur'da bir soğudu. 2 ay askerlik yaparken. Sonra Almanya'ya döndüm. Aa, böbreğim abi böyle. Sırtım böyle. Dün doktora gittim, urolojiye. Doktora dedim ki böbreklerim ağrıyor, bana bir ilaç lazım. 30 yıl önce. Doktor dedi ki o olmaz. Ne olacak dedim. Kan tahlili, idrar tahlili, şu tahlil, bu tahlil. Tahlil sonuçları gelince yazarım. Kaç gün? 15 gün. 15 günde ben ölürüm dedim. Zaten duramıyorum ayakta. Çalışamam, perişan olurum. Hayatım kayar. Yok dedi, yapacak bir şey yok. 15 gün bekleyeceksin. İyi dedim. İndim, gittim eczaneye. Altınbaşak otu, ısırgan otu, at kuyruğu kökü, ayrık kökü, ardıç tohumu, 6-7 çeşit bitki aldım. Onlar da eczanede hazırlarlar. Her türlü bitki var orada. Türkiye gibi değil. Eczanede satılır bitkiler.
Eczanelerde almaydı. Eczanelerde bitkiler ve bitkisel ürünler. Hepsi eczanede satılır. Türkiye gibi değil. Dünyanın hemen her ülkesinde bitkiler, şifalı bitkiler eczanede satılır. Türkiye hariç. Türkiye'de de bu konuda yavaş yavaş ilerleme var. 50 yıl geriden gidiyoruz, dünyayı takip ediyoruz bu konuda. 50 yıl, belki 60 yıl. İki gün yapmış olduğum özel kahraşım çayı içtim. Hiçbir şeyim kalmadı. Unuttum. Bitti gitti. Sonra baktım ki benim bir randevum varmış. Doktora gideyim bakayım dedim. Gittim. Baktı, inceledi. Dedi ki sizde dedi böbrek yetmezliği varmış. Böbrek iltihaplanması var. Akut nefrit. Ne olacak dedim. Şunu kullanın. Gerek kalmadı dedim. Niye? Ben dedim tedavi ettim. Nasıl? İşte şu bitkilerle. Olur mu? Neden olmuyordum? Rizikolu. Ne rizikolu dedim. Riziko nerede? Riziko nerede? Bunlar klinik araştırmalarla belgelenmiş. Belge var, bilgi var. Altın başak otu. Böbrek iltihaplanmasına karşı, taş ve kumuna karşı dünyada en etkili bitki. Almanya'da 1447 hasta üzerine denenmiş. Çok güzel. Yüzlerce araştırma vardı. Bir örnek veriyorum. Doktor kızdı, sinirlendi. 60-70 yaşında yaşlı bir eski Almanlardan. Dedi ki mesela yüksük otu. Dedim yüksük otu zehirli. Zaten kullanılmıyor. O ayrı bir şey. Fakat zehirli bitki bile ilaç yapılabilir. O özel bir sistem. Homopatide kullanılır dedim. Yani bir gramından bir litre alkolde çözersiniz. O bir gramı tekrar bir litrede çözersiniz. Bire 1 milyon sulandırırsınız. Bundan ilaç yaparsınız. Kalp için çok iyi bir ilaçtır dedim. Ama dozajı önemli. Bir Alman atasözü var. Alman atasözü değil de Paracelsus'a ait. Paracelsus da İbn Sina'dan sonra en önemli dünyada ikinci hekim. Üçüncü hekim de Hipokrates. Aslında bütün dünyada gelmiş geçmiş bütün hekimlerin şahı padişahı İbn Sina. Onun da veziri Paracelsus sayılır. Çırağı da Hipokrates. Ama nedense bütün tıp okuyanlar Hipokrates adına yemin ediyor. İbn Sina adına yemin edeceklerine. Tuhaf bir şey yani. Çok tuhaf. Bunun değiştirilmesi gerekir. Bütün dünyada insanların Hipokrates adına değil İbn Sina adına yemin etmeleri gerekir. Çünkü o dünyanın en büyük gelmiş geçmiş tıp doktoru, tıp adamıdır. Almanya'da ben bu Almanca kitaplar içerisinde okudum. Bir Almanla tartışıyorduk. Dedi ki Türkler ne buldu ki dedi. Ne insanlığa bir faydası, katkısı oldu ki dedi. Ben dedim ki sizin bugünkü insan gibi yaşayabiliyorsanız, medeniyet seviyesine ulaştıysanız İbn Sina'ya borçlusunuz. Mimar Sinan'a borçlusunuz, Ali Kuşçu'ya borçlusunuz. İlmin temeli bizde. Siz devraldınız. Kanuni Sultan Süleyman 400 sipahi göndermiş Almanya'ya. Almanya'da insanlar bundan 400-500 yıl önce hayvan dalları, ahırlarda domuzlar yatıp kalkıyorlardı. Mutfak yoktu, oturma odası yoktu, hiçbir şey yoktu. Yamyam gibi. Kanuni Sultan Süleyman'ın gönderdiği 400 sipahi onlara medeniyet öğretti. Anlattım adamcağız mosmor oldu, konuşamadı. Şimdi bütün medeniyet ilim bizdeydi. Biz yattık uyuduk, nasıl olsa her şey bizde diye. Şimdi uyanma vakti. Evet, şimdi böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliğine karşı dünyada en etkili bitki altın başak otu. Altın başak otu, ayrık kökü, ısırgan otu, ağzı tohumu gibi 19 bitkiden oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Huş forte. Huş forte. Huş forte birleşiminde huş yaprağı ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, ayı üzümü ekstraktı. Ayı üzümüne de geleceğim biraz. Bunlar idrar yolu enfeksiyonuna karşı çok çok etkili. Klinik araştırmalarla belgelenmiş. Bir beyefendi Levent Mete adam kalp krizi geçirmiş. Hemen aniden apar topar kaldırmışlar hastaneye. Anjiyodu, stentti, ameliyattı derken hastanede komada kalmış. Sonra yavaş yavaş kendine gelmiş, iyileşmiş. Hastaneden çıktıktan sonra bir ay sonra tekrar hastaneye kontrole gittiğinde sizde böbrek yetmezliği var demişler. Neden? Ameliyat olan her insanda uzun süre yatalak kalırsa, yatağa bağımlı kalırsa uzun süre yatağa bağımlı kalır, az hareket ederse
ona kan sulandırıcı ilaçlar verilir. Bazen de kanda dolaşan pıhtı böbreklerde hafif problem varsa böbreği iflas ettirir. Neden? Çünkü böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron var. Süzgeç hücre. Süzgeç hücrelerini oluşturduğu kümeye de glomerül denir. Ve bu süzgeç hücreler tıkandığı zaman mutfağımızdaki süzgeçe benzetelim. Mantı makarna süzeceğiz ama gözenekler tıkalı, ne olur süzemezsiniz. Evet, mantı makarna da yiyemezsiniz. Şimdi böbrekler nasıl ki kanda ameliyattan sonra kanda dolaşan pıhtı, bu safra kesesi ameliyatı gibi bir ameliyat, basit bir ameliyattan da sonra olabilir. Hocam bir şey sormak şimdi, istiyorum. Bir saniye şurayı bitireyim de konu bitmedi, yarıda kalmaz. Şimdi pıhtı, kan pıhtısı veya vücudun herhangi bir yönünde çözülen plaklar. Böbreklere tıkadığı zaman nefronları, süzgeç hücreleri ne olur? Böbrekler iflas eder. Bu beyefendi de böbrekleri aniden iflas. 4 aydır diyalize giriyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin beni aradı, dedi ki beni tedavi edebilir misiniz? Araştırdım. Birçok insanı inşallah bakacağız, göreceğiz. Diyalize giren bir insanın durumu ağır. Diyalize girmemiş olsaydı tedavi edilmesi kolaydı. Deneyelim dedim. 2 ay kullandı. Bütün değerleri düzeldi. Raporu burada var. Doğaltedavi.net isimli sitemizde de var. Bu beyefendi 2 ay sonra doktoruna demiş ki ben artık iyileştim. Rapora bakın. Bakıyor. Doktor diyor ki aa çok güzel, mükemmel. Devam et ama acele etme diyor. 2 ay daha dene. Bakalım ne olacak. 2 ay daha kullandı. 4 ay. Bütün değerleri mükemmel. Diyalize girmesine gerek kalmadı. Çünkü pıhtıyı böbreklerden attı, temizlendi. Fakat bazıları tansiyon, diyabet, kolesterol veya antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyor. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Böbrekleri kimyasal ilaç çürütüyor. Geliyor bana diyor ki benim böbreğim, kronik böbrek yetmesine yakalanmışım. Beni tedavi et. Tedavi edemeyiz. Neden? Çünkü kimyasal ilaç böbrekleri çürütmüş. Çürümüş. 12-13 santim uzunluğunda, 6-7 santim eninde olan böbrek yarısına gitmiş, küçülmüş, büzülmüş, deform olmuş. Kimyasal ilaçlarla böbrekleri deform olan, şekli şemali bozulan, küçülen, büzülen, çürüyen böbrek yerine gelir mi? Gelmez. Parmağını kes, parmağın yerine gelsin. Gelir mi? Gelmez. Bunun gibi. Kimyasal ilaç kullanarak böbreğini çürütmeyenler hariç her türlü böbrek yetmezliğini tedavi eder. Peki hocam, böbrek taşı için bitkisel çözümler var mı? Var. Böbrek. Veya neden oluşur böbrek taşı? İdrar, böbrekler idrar kanı temizlerken ortaya çıkan idrarın içerisindeki ürek, ürik asit, oksalik asit, asit oranı yükselirse bunu taşa dönüştürür. Taş oluşur, kristalleşir. Antalya'dan bir beyefendinde böyle ceviz büyüklüğünde taşlar oluşuyor. 6 ayda bir ameliyat oluyor. Sonra tekrar oluyor. Ben aradı, dedi ki ya İbrahim Bey, sürekli ameliyat oluyorum. Artık dedi tahribat vere böbreği mi kaybedeceğim? Yok mu bunun çaresi? Var. Neden var? Avokado yaprağı, kayış kıran kökü, altın başak otu, ısırgan kökü, ayrık kökü, 19 çeşit çok özel bir karışımımız var. Hocam böbrek taşı... Peki dedi, bir saniye, evet biz ona ne yaptık? Evet, çay gönderdim, iyileşti. Dedi ki ya pratik bir çözüm yok mu yani? Çay zahmetli bir iş. Kapsülünüz yok mu? Var, o da var. Nedir? Avokado forte. Bunun birleşiminde... Sadece onu mu kullanması gerekiyor? Yanında ek olarak bitkiler var mı? Şimdi şöyle, hastada bağırsak rahatsızlığı varsa, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal, aloe vera. Tansiyonu, kolesterolü, kalp rahatsızları varsa iksir. Yani mide bağırsak rahatsızları varsa aloe vera, tansiyonu varsa, kolesterolü varsa, kalp yetmezliği varsa iksir kullanması şart. İksir, aloe vera jel artı avokado forte, huş forte. Böbrekleri temizlemek, yani taşı, kumu eritmek için. Rahatsızlığa göre değişir. Rahatsızlığa göre. Yani nedir? Konuşmam gerekir. Ayrıntılı. Her halükarda ne yapması gerekir? Hastanın iksir, aloe vera jel kullanmasında fayda var. İksir bütün damarları açar, temizler. İksir
Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longo, altın başak, 30 zeytin yaprağı, kakule içerir. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. Damarların iç yüzündeki bütün plakları çözer, temizler, artır. Kalpteki damar tıkanıklarını, koronar, kalp gitmezliğini dahi önler. Ameliyat olması gerekiyorsa, kişi stent takılması gerekiyorsa, stent takılmadan önce 6 hafta kullansın. 6 ay değil. Tekrar doktoruna gitsin. Damarların açıldığını görür. Sadece kalp damarı değil, beyin damarlarını, kalp damarlarını, cinsel organdaki damarları, bütün organlardaki damarlar açır. Peki hocam, böbrek taşından bahsetmişken safra taşında da, safra kesesinde oluşan taşlar. Safra kesesinde taş için İngiliz tuzu kullandığı zaman kişi safra kesesindeki bir defa kullansa %50. O da bildiğimiz normal tuza benzer. Tuz, İngiliz tuzunun 7 türü var. Magnezyum sulfat heptadiyen tıbbi maksatla, gıda maksadıyla kullanılır. Diğerleri kullanılmaz. 2 yemek kaşığı bir bardak suda karıştırılarak içilirse safra kesesindeki taşı temizler, çamuru temizler. Fakat eğer ki bağırsaklarında problem varsa, mantar varsa, karaciğerinde yağlanma varsa, bağırsaktaki ve karaciğerdeki problemler tekrar safra taşı ve safra çamuru oluşmasına sebep olur. Bu gibi durumda karaciğerini ve bağırsakları tedavi edilmesi gerekir. Sistit ise çok ayrı ve ağır bir rahatsızlık. Basit bir sistit, yani mesane iltihaplanması problem değil. Veya aktif daralması. Mesane iltihaplanması veya mesane küçülmesi veyahut da aktif mesane. Mesanenin çeşit rahatsızlıklar var. Şimdi basit bir sistit problem değil. Çok kolay tedavisi. Nedir? Ayı üzümü forte. Kullandığı zaman birkaç günde ayı üzümü forte nedir? Ayı üzümü ile bu ayı üzümü mesane iltihaplanmasına karşı sistit, intersistiyal sistit, aktif mesane dünyada en etkili bitkidir ayı üzümü. Bununla ilgili Almanya'da 75 doktor, urolog kendi hastalarına kimi 10 yıl, bazısı 10 yıl, bazısı 20 yıl, bazısı 30 yıl sadece ayı üzümüyle tedavi etmişlerdir. Fakat bağırsakta problem varsa aloe vera, kalp damar rahatsızlığı varsa iksir şart. Yani rahatsızlığa göre. Ayı üzümü mesela basit bir sistit, ayı üzümün forte kullandığı zaman mesaneyi temizler, aratır. Fakat bağırsaklardaki mantarlar idrar yoluyla mesaneye yerleşirse çok ağır bir durum ortaya çıkar. Buna intersistiyal sistit denir. Normal sistitten farklı. Neden farklı? Bağırsaktaki mantar mesaneye yerleşirse üretmiş olduğu toksik madde mesane mukozasını yakar. Mesanenin içerisindeki sinir uçları böyle açıkta kalır. Açıkta kalırsa ne olur? Böbreklerden gelen birkaç damla idrar mesane doluymuş gibi sürekli beyne sinyal göndermeye başlar. Sinir uçları açıkta olduğu için. Buna aktif mesane denir. Bazı kişiler var ki bir gecede 30 defa lavaboya gidiyor. Hiç uyuyamıyor. Bir iki damla geldi mi mesane doluymuş gibi kişiyi rahatsız ediyor. Hiç uyuyamazlar. Yıllar önce böyle bir beyefendi beni aradı, dedi ki intersistiyal sistit hastasıyım, tedavisi var mı? Ya dedim, benim bildiğim kadınlarda, bayanlarda olur. Erkeklerde pek olmaz. Nasıl oldu? Ne oldu? Dedi ki siz de haklısınız. Tam 9 profesör, doktor, urolog dahi teşhis koyamamışlar. Yani bu bayanlarda olan bir hastalık, erkekte olmaz diye düşünmüşler. Çok nadir erkeklerde olur. %1. Çünkü bayanlar da idrar yoluyla anüs birbirine yakın olduğu için bayanlar hijyene dikkat etmezlerse makattaki bakteri, virüs ve mantarlar hemen idrar yoluyla mesaneye ulaşır. Yani çok tehlikeli. Bayanların hijyene çok dikkat etmeleri gerekir. Bu beyefendiye biz iksir, aloe vera jel, huş forte, ayı üzümü forte, böbrek çayı, mesane çayı verdik. Kullan bakalım. Sonra geldi beni ziyarete. Aylar sonra. Allah sizden razı olsun dedi. Profesör doktorun dahi teşhis koyamadığı bir hastalığı tedavi ettiniz dedi. Siz mükemmel bir insansınız. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok güzel hocam. Geçen haftadan sorularımız vardı. Mail atmışlar hocam. Morbus Crohn ve kolit rahatsızlığı ile ilgili. Evet, Morbus Crohn, kolit, ülseratif kolit. Şimdi şöyle, kolit kalın bağırsak iltihaplanması.
Ülseratif kolit kalın bağırsakta yara. Morbus Crohn da ülseratif kolit gibi, fakat bu ince bağırsakta da olabilir yara. İnce bağırsakta veya yemek borusunda da olabilir morbus Crohn. Ülseratif kolit gibi değil. Ülseratif kolit sadece bağırsakta da olur. Bunun sebebi ne? Kişi aşırı kimyasal ilaç kullanıyorsa, büyük tahribat verir bağırsaklara. Çünkü direkt bağırsaklar yakıyor, kavuruyor kimyasal ilaçlar. İki, kabız oluyorsa kişi, kabızlık nedeniyle bağırsaktaki mantarların sürekli kokuşma, yediği, içtiği şey kokuşuyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller bağırsakları yakıyor. Önce hassaslaşıyor, sonra yanıyor, kavruluyor, yara oluşuyor. Böyle bir beyefendi, Adem Bey, Hollanda'dan ülseratif kolite yakalanmış. Yara olmuş. Bir şey yiyip içtiği zaman hemen yarım saat, bir saat sonra çıkatıyor. Hemen lavaboya koşması lazım. Adamcağız sokağa çıkacağı zaman birkaç saat önceden hiçbir şey yemiyor. Ama hiç de belli olmuyor. Aniden lavaboya gitmesi gerekir. Hollanda Türkiye gibi değil. Türkiye'nin her sokağında cami var. Her caminin yanında da şey var. Lavabo var. Yani adamcağız sosyal hayatı bitmiş. Çalışamıyor, işe gidemiyor. Lavabo nerede lavabo arayacak? Oraya buraya tuvalete yetişemezse altına kaçıracak. Hocam, yayınımızın sonuna doğru yaklaştık. Kısa bir şekilde toparlarsak. Evet. Ülseratif kolit, buna karşı çok özel bir ürün geliştirdik. Nedir ismi? Kara Halil'e. Nereye gitti Kara Halil'e? Kara Halil'e. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bulamadık. Kara Halil'e. Kara Halil'e Forte, ülseratif kolit, morbus Crohn gibi bağırsak rahatsızlarına karşı kullanılır. Artı şayet sinir uçları, bağırsaktaki sinir uçları da nesne ucu yandığı zaman nasıl ki problem oluyorsa, interstitial sinüs problem ortaya çıkıyorsa, kalın bağırsaktaki sinir uçlarının yanmasının nedeniyle de irritable bağırsak sendromu ortaya çıkar. Mesane hassaslaşması. Buna karşı da kara haline forte artı sinir uçlarındaki bu yanmayı, iltihabı önlemek için sarı kantarın forte. Kara haline forte. Bulamadık. İnşallah buluruz bir dahaki sefere. Uyumayalım. Hocam, ağızda hemoroide değinirsek. Hemoroide karşı dünyada en etkili bitki çoban çantası. Çoban çantası ile ilgili Profesör Doktor Ryan Wein, Profesör Doktor Müller yapmış oldukları araştırmada çoban çantasının birleşiminde çok özel bir peptit tespit etmişlerdir. Bu peptit hemoroid nedeniyle oluşan kanamaları önlüyor. Hemoroid kanaması, yani kalın bağırsaktaki kanama, ince bağırsaktaki kanama, mide kanamasını dahi önler. Hatta çoban çantası bayanlardaki uzun adet gören, yoğun kanama geçiren bayanlardaki kanamayı dahi önler. Burun kanamasına dahi etkilidir çoban çantası. Biz bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Çoban çantası forte, hemoroide karşı. Artı bir de bazı insanlarda maalesef ne var? Fistül. Makatta dokuların sertleşmesi nedeniyle yırtılma. Buna karşı da gotokola diye bir bitki var. Hindistan'da yetişir. Yaprağı böyle kalp şeklinde olduğu için gotokola denir. Centella forte, fistül rahatsızlığı olanlar için. Kullandığı zaman fistül rahatsızlığı kısa sürede ortadan kalkar. Bir de bazı insanların makadına yakın bir noktadan iltihap akar sürekli. Bağırsaktaki iltihaplar, buradaki tahribat, ulceratif kolit iyileşebilir. Fakat içeride dokuda pislik yerleşmişse makadan hemen üst tarafında 3-4 santim üstünden delik açılıyor böyle bazı insanlarda, çok nadir. Oradan sürekli bir akıntı oluyor sürekli. Bazen sürekli akıntı oluyor, bazen de böyle zaman zaman akıntı oluyor. Beslenmesine bağlı veya bağışıklık sisteminin durumuna göre. Bu tür rahatsızlığı olanlar için de sürekli böyle akıntısı olanlar. Makattan değil ama bu akıntı. Makatın hemen üstünde, kuyruk sokumunun altında böyle akıntısı olan,
pis kokulu akıntılar, iltihap, bitmeyen, tükenmeyen bir iltihap. Böyle iltihaplı akıntılara karşı sinir otu forte. Sinir otu her türlü iltihaba karşı dünyada en etkili bitkidir. Çok özel, çok güzel bir formüldür bu. Sinir otu forte her türlü iltihabı ne yapar? Keser. Hatta ayak baş parmağındaki dolamayı iyileştirir. Ayak parmaklar arasındaki pişiyi iyileştirir. Bronşiti dahi etkilidir. Yani çok çok etkili, mükemmel bir. Hocam çok teşekkür ediyoruz bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle aynı saatte. Hoşça kalın.